Tamam. Sorularımızı çözmeye başlayalım o halde. Çözümlü örnekleri de bunları da yükledim yine arkadaşlar. İkinci hafta uygulama şeklinde e-kampüste bulabilirsiniz. Boş sayfamızı da açalım. Sayfa olsun şimdilik. Lineer olmayan denklemleri çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Denklemlerimizde bazı özel durumları inceledik. Denklemlerimizde bulunan değişkenleri yazarsak bunlara bakmamız da rahat olur dedik. Dolayısıyla da şimdi homojen şeklinde verdiğimiz denklemlere başlayacağız. Şu kısımları da ben alayım soruyla beraber ki bunları da şimdi tekrar yazmamıza gerek kalmasın. Şimdi bu soruya bakacak olursak arkadaşlar, birinci sorumuzda tüm değişkenler var. X var, Y var. Y'nin birinci ve ikinci türevleri var. İkinci mertebeden bir denklem. Lineer olmayan olduğunu nereden anlıyoruz? Bakın burada Y ve Y'nin ikinci türev çarpım halinde. Burada Y'nin türevin karesi gelmiş. Burada da Y ve Y'nin birinci türev çarpım halinde. Yani bunların üçü de lineerliği bozuyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz bunun hemen lineer diferansiyel denklem olmadığını, daha doğrusu lineer olmayan bir denklem olduğunu anlıyoruz. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Acaba hangi sınıfa giriyor? Hangi şekilde çözebileceğimiz bir denklem? Onu belirlemeye çalışıyoruz. Eğer tüm değişkenler de bulunuyorsa arkadaşlar, bu geçen hafta konusunu anlattığımız homojen tipteki, ama neye göre homojen olduğunu da tabii ki bulmamız gerekiyor. Homojen tipteki denklemler olabilir diyoruz. Pardon, şu kalemimi bir alayım arkadaşlar eline. Bakalım. Burada madem değişkenlerin hepsi varsa ilk önce değişkenlerin hangisinin olduğunu yazalım demiştik. Yazalım arkadaşlar. Burada sağ tarafa yazayım. Denklemde x de var, y de var, birinci türevi de var, ikinci türevi de var. Mertebe 2'ye kadar olduğu için bu şekildeki bir denklemlerde demek ki homojen denklem olabileceği aklıma gelmeli. Homojen denklemlerde de ilk önce birinci homojen denklem anlattığımız y ve y'nin türevlerine tx diyorduk ve dolayısıyla da eğer ona göre homojense y eşittir e üzeri integral z dönüşümü yapıyorduk. Şimdi burada bakacak olursak arkadaşlar, aslında sezgisel olarak hemen belli. Bakın y çarpı y iki üssü, yani burada t kare gelecek. Burada kare olduğu için y üssünün t kare gelecek. Burada da çarpım var. T kare geleceği baştan sezgisel olarak belli. Gerçekten de şuradaki tamamını f fonksiyonu gözüyle baktığım zaman y yerine ty, y üssü yerine ty üssü, y iki üssüne ty iki üssü yazdığım zaman bakın hepsinde t kare ortak oluyor ve t kare parantezine alınıyor. T kare parantezine alınca da geriye kalan terimler arkadaşlar bizim f fonksiyonumuzu veriyor. Demek ki bu neymiş? İkinci dereceden homojen bir diferansiyel denklemmiş. Bu tip denklemlerde arkadaşlar y eşittir e üzeri integral zx dx dönüşümü yapmamız lazım. Türevlerini de alalım. Birinci ve ikinci türevi almamız lazım yerine yazmak için. Birinci türev integralden dolayı ilk önce e'nin kendisini yazıyorum arkadaşlar. Üstel fonksiyon türevinden de integral gidiyor. Bakın z katsayı olarak geliyor. Artık ikinci türevde çarpımın türevini almam gerekiyor. Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevinden bir z daha geliyor. Bakın z kare oluyor. Dolayısıyla bu dönüşümü şu türevleri aslında değişmeyecek arkadaşlar denklemde. Şimdi getirip bunu denklemde yerine yazacağız. Yerine yazarken de tekrar aslında şu denklemimizi unutmayalım. X, Y, Y iki üssü. İsterseniz şuraya tekrar yazalım. Denklemi yerine yazarken baş kısma gelebilecek miyiz mouse'la? Evet. X, Y, Y iki üssü artı X çarpı Y'nin türevinin karesi eksi y, y üssüydü. Getirip bunları yerine yazdığımızda arkadaşlar bakın
x'imiz zaten duruyor. Y'miz e üzeri integral z olduğu için bakın onu da parantezine alıp dolayısıyla bir z daha geldi. İsterseniz yerine yazma kısmında şuradan tekrar yazarak devam edelim. Görün nasıl elde ettiğimizi. Demek ki x'i yazdım. Y yerine e üzeri integral z x dx yazdım. Y üstü yerine de, pardon, y'nin ikinci türevi yerine de yukarıda bulduğum z'nin türevi artı z kare çarpı e üzeri integral z'yi yazdım arkadaşlar. Şu an bu y'nin ikinci türevi. Artı x çarpı y'nin türevinin karesi ne bulmuştuk y'nin türevini? Z çarpı e üzeri integral z x dx'ti. Bunun karesi olacak. Eksi y, y'miz de yine e üzeri integral z x dx çarpı y üstü de z çarpı e üzeri integral z x dx. Dikkat ederseniz bunun zaten tek kare yani ikinci derecenin homojen olduğunu bildiğimiz için hepsi arkadaşlar çarpım haline gelince e üzeri 2 z x parantezine alınabiliyor. Zaten bu şekilde homojen olduğundan ve ikinci dereceden homojen olduğundan o 2 şu kastesindeki 2 baştan belliydi bu şekilde çıkacağı. Çünkü t eşittir 2 için pardon ikinci dereceden homojendi. Geri kalanları yazıyorum o zaman. Arkadaşlar x çarpı z'nin türevi z kare var burada. Burada x çarpı z kare var. Burada da z var. Böyle bir denklem kaldı elimizde ve üstel fonksiyon her zaman için sıfırdan farklı olduğu için biz parantezin içini sıfıra eşitleyebiliriz. Dolayısıyla parantezin içinden ne kalıyor arkadaşlar bakacak olursak. Olsun. Şu kalemin ucunu görmek o kadar zor oluyor ki bazen. Dağıtalım x çarpı z'nin türevi artı x z kare artı x z kare eksi z eşittir sıfır kaldı. Bu da arkadaşlar bildiğimiz bir denklem. Bakın x'e de bölelim. Z'nin türevini yalnız bırakalım. 2x z kareydi. O zaman 2 z kare eksi z bölü x. Bu denklemi hatırlayabildiniz mi ne olduğunu? Denklemin. Bernoulli değil mi hocam? Evet. Alfa eşittir 2 Bernoulli arkadaşlar. Bakın z bölü x'i buraya bırakıp da z kareyi sağ tarafa atarsak burada gördüğünüz gibi alfa eşittir 2 Bernoulli ve Bernoulli'de ne yapıyorduk arkadaşlar? Y eşit z üzeri 1 eksi alfa dönüşümü yapıyorduk. Şimdi burada artık z'leri pardon z eşit y üzeri 1 eksi alfa yapıyorduk. Z'yi kullandık ya U harfini kullanalım. U eşittir z üzeri 1 eksi alfa yani z üzeri eksi 1'e u diyeceğiz. O zaman da u'nun türevi de arkadaşlar eksi z üzeri eksi 2 çarpı artık paydaya yazmamışım pardon. Eksi z üzeri eksi 2 z üssü. Z'nin türevini aldığımız zaman. Buradayız. Tabloya geldik. Ve bunu yapmadan önce, dönüşümü yerine yazmadan önce hatırlarsanız bu denklemin lineer olması için buradaki z kare ne diyorduk? Fazlalık diyorduk. Bu z kareye her tarafı bölmemiz gerekiyor diyorduk. Ondan sonra dönüşümü yerine yazıyorduk. Gerçekten de z kareye bölecek olursak her tarafı 1 bölü z çarpı x eşit eksi 2 artık. Yerine yazıyorum. Burası U'nun türevi. Bu arada bir de kastesindeki eksi de lazım. Eksiyle çarparak yazalım. Artı U bölü X. Eksiyle çarpıyorum. Ve dolayısıyla da arkadaşlar bu şekilde bir lineer denklem bulmuş oluyoruz. Bu artık dikkat ederseniz U'ya göre lineer bir denklem. Lineer denklemde de ne yapıyorduk? Px'i ve Qx'i doğru olarak belirlersek genel çözümünü hemen bulabiliyorduk. Gerçekten yazarsak Px'imiz burada U'nun katsayısı olan 1 bölü X. Qx'imiz de eşitliğin sağ tarafındaki fonksiyon 2.
O zaman genel çözümü biz u eşittir e üzeri eksi px dx diyorduk. Yazalım isterseniz, bir hatırlamış olalım lineer denklemin genel çözümünü. C1 diyeceğim çünkü mertebe birden büyük, daha C gelecek. Artı integral qx dx. Bu bizim lineer denklemin genel çözüm formülüydü. O zaman burası da arkadaşlar e üzeri eksi dx bölü x. C1 artı burası sabit sayı 2. Pardon, şuradaki e'yi yazmayı unuttum, affedersiniz. Şuraya mı sığdıralım? Şöyle yapayım da şuraya. Burada e üzeri px dx vardı ya, onu yazmayı unuttum. Şöyle. Qx çarpı e üzeri integral px dx var. Çarpı bir de burada dx'im var. O zaman 2 çarpı e üzeri dx bölü x, burası da arkadaşlar. Sonra bir integralim daha var burada. Dolayısıyla e üzeri eksi ln x gelecek. Demek ki arkadaşlar o da x üzeri eksi 1, yani 1 bölü x'ti. Burası da arkadaşlar integral e üzeri ln x gelecek. O da e üzeri ln x bir x olduğu için. Burada 2x'in integrali kaldı. Bu da arkadaşlar artık 2x'in integrali de x kare olduğu için biz şu an u'yu bulmuş olduk. Şimdi artık geriye dönüş yapacağız. 1 bölü z'ye, daha doğrusu 1 bölü u'ya z demiştik. O zaman z bulmak için u'yu ters çevirirsem z eşittir 1 bölü u'dan x bölü c1 artı x kare şeklinde z'yi bulmuş olacağım. Z'yi nerede kullandık arkadaşlar? Biz ne dönüşümü yapmıştık? Y eşittir e üzeri integral zx dx demiştik hatırlarsanız. O zaman getirelim bunu da. Y eşittir e üzeri integral x bölü c1 artı x kare dx. Bu integrali alabilmek için de arkadaşlar c1 artı x kareye t demek lazım. Şurada yazalım isterseniz. Değişken değiştirmesi. T'yi kullandık mı, kullanmadık. 2x dx du oluyor. Zaten x dx'imiz var dt. Dolayısıyla da 2'yi karşıya atarsanız dt bölü 2 oluyor. İntegralindeki değişken değiştirmesi. O zaman artık ben bunu e üzeri 1 bölü 2 dt bölü t oluyor değil mi integralim? O da arkadaşlar e üzeri 1 bölü 2 ln t olduğu için t üzeri 1 bölü 2. Yani t'yi de artık yerine yazarsak karekök. Bu arada tabii ki bir de keyfi sabit de eklemem lazım. Onu da e'den kurtulmak adına isterseniz şuraya artı ln c2 şeklinde yazarsak. Neredeyim yine mouse'da? Artı ln c2 dersem c2 bunun katsayısı olacak artık. C2 çarpı c1 artı x kare. Bu bizim arkadaşlar genel çözümümüz. Eğer bir de koşul verseydi koşulu da uygulardık. Başlangıç değer probleminin çözümünü bulurduk ama zaten genel çözümü soruyor. Şöyle bir sorumuza bakın arkadaşlar. Anlamadığımız bir yer var mı? İlk önce homojen olduğunu sezgisel olarak gördük. T kare, T kare, T kareden. Sonra bunu gösterdik. Normalde klasik sınav yapsaydık. Tabii göstermek zorunda değildiniz ama bunu görmek gerekiyor. Y yerine TY, Y üssü yerine TY üssü, Y2 üssü yerine T. Yani hepsini katsayısına T yazdığımızda bakın ortak T'nin kuvveti parantezine alındı. O da ikinci derece. Burada derecenin bir önemi yok yalnız. Arkadaşlar bu 3 de çıksaydı, 5 de çıksaydı bu tip bir homojende dönüşüm değişmiyor. Dönüşüm değişmediği için arkadaşlar şu türevler de değişmiyor. Birinci, ikinci türevi. En fazla mertebe 3 ise mesela bir türev daha alırdınız. Yani mertebe kaçsa o kadar türev alıyoruz. Sonra getirdik denklemde yerine yazdık ve denklemde zaten şu homojenlikten dolayı
aynı üstel fonksiyonun parantezine alınabildi ve bu zaten sıfırdan farklı olduğu için sadeleştirdik. Karşımıza bir Bernoulli diferansiyel denklemi alfa eşittir 2 Bernoulli diferansiyel denklemi geldi. U eşittir z üzeri 1 eksi alfa dönüşümü yaptık. U'ya göre lineer denklem bulduk. P'yi Q'yu belirledik ve U'yu elde ettik. U'yu bulunca da artık zaten z eşit 1 bölü U'ydu. Z'yi bulduk. Z'yi de bulunca burada yerine yazdık. En son Y genel çözümü bulmuş olduk. Burada anlamadığımız bir yer var mı arkadaşlar? Sorunuz varsa hemen burada alayım. Yoksa devam ediyorum örneklerimi çözmeye. Diğer örneğimi yapıştırayım hemen altına. İkinci sayfaya geçtik şurada. İkinci örneğimiz arkadaşlar. Şimdi burada da verilen denklemde yine bulunan değişkenleri yazarak başlarsanız. Çünkü bazı özel durumları verdik ya arkadaşlar. Şu an burada x var. Y var. Y'nin birinci ve ikinci türevi var. Hepsi var yani. Hiçbir özel duruma girmediği zaman bu homojenler aklınıza gelsin. Yoksa eğer diğer özel durumlara giriyorsa onlardan başlamanızı tercih etmenizi tavsiye ederim. Şimdi demek ki burada tüm değişkenler var. Ancak burada arkadaşlar az önceki gibi homojen olmuyor. Çünkü neden? Y ve Y'nin türevlerine kastetse T dediğinizde burada sadece T var. Ama burada T'nin karesi geliyor. Yani birinci homojene uymuyor arkadaşlar. İsterseniz onu hemen bir göstereyim. Demek ki X, Y, Y'nin birinci ve ikinci türevini hepsini bir tarafa toplarsam X küp Y'nin ikinci türevi eksi 2 çarpı X, Y'nin türevi eksi Y'nin karesi eşit 0 şeklinde yazdığımızda demek ki Y yerine T, Y, Y üssü yerine T, Y üssü, Y 2 üssü yerine T, Y 2 üssü yazdığım zaman burası X küp T, Y 2 üssü olmasına rağmen burası arkadaşlar bakın burada bir T var, burada bir T var ve dolayısıyla da kareden dolayı şu kare bozuyor arkadaşlar. Az önceki gibi homojen olmuyor. Burada sadece T varken burada dikkat ederseniz T kare parantezine alınıyor. Dolayısıyla da bu az önceki gibi bir homojen değil. Yani onu belirteceğim ama nasıl belirtelim? Homojenin birinci durumu olmadı diyelim bari. Homojenin birincisi olmadı. İlk durumda buna bakıyorduk. Bu olmuyorsa ikinci durumda baktığımızda arkadaşlar hatırlarsanız orada da yaptığımız şey M'ye bağlı dereceleri belirlemek. Çünkü Y eşittir X üzeri M şeklinde düşünüyorum dönüşümümü. Ve burada tüm dereceleri tek tek inceliyorum. Birincisi olmadı diyelim. İkincisine bakalım. Acaba ikincisi olacak mı? İkincisinde dereceleri tek tek yazalım. X küpün derecesi 3'tür arkadaşlar kuvveti. Y'nin ikinci türevinin derecesi de M eksi 2'dir. Yazsam mıydım şunun derecesi diye? Yazayım istersen ilk örneğimiz bu. Neyin derecesi bu diye. Açık yazalım. Demek ki x küp y2 üssünün derecesi x küpün derecesi 3. Buna çarpım halinde olduğu için y'nin ikinci türevinin derecesi m eksi 2. Çünkü arkadaşlar y eşittir x üzeri m gibi düşünürseniz iki defa türev aldığınızda m eksi 2 kalır kuvvette. Tamam, devam edelim. 2 x çarpı y üssü eksi y'li kısım var ya arkadaşlar. Kare alarak da açıp da bakabilirsiniz tek tek. Veya şöyle diyebiliriz isterseniz. X kare alıp mı bakalım. X y üssünün karesinin derecesi dersem ben burada. X'ten dolayı 1 gelir. Y'den y üssünden dolayı da m eksi 1 gelir ama bunun karesi olduğu için 2 katı gelir arkadaşlar. Ve dolayısıyla da bu da 2 çarpı
isterseniz şöyle yazayım. 1 artı m eksi 1 dersen buradan 2m olduğu açık. Bu arada bu da kaç etti? M artı 1 etti. Dolayısıyla da diğer terim de arkadaşlar bunun derecesi. O da aslında x üzeri m direkt 2m olduğu o da belli aslında. Hepsini beraber mi yazsaydık? 2m, 1 artı m. Neyse ayrı ayrı yazmış olayım. İçeride demek ki kareyi aldığım zaman 2 çarpı x, y, y üssü geliyor. Onun derecesi de demek ki yine 2 çarpı 1 artı m artı m eksi 1. 2 zaten edersiniz. Kare, burada kare yok. 2 yok. Bu da 2m diyor dikkat ederseniz. Toplayınca 2m. Son olarak da son terimimizde y'nin karesi var. Eksi 2 y'nin karesi var. Bunun derecesi de 2m zaten. İstediğim şey arkadaşlar bu derecelerin hepsi eşit olacak şekilde bir m var mı? Zaten şunlar hep 2m çıktı. Demek ki 2m'yi m artı 1'e eşitlerseniz arkadaşlar m'yi 1 aldığınızda bu şekilde bir derecelerin hepsinin eşit olduğunu görüyorsunuz. Bu durumda da arkadaşlar şöyle bir değişken değişimiz yapıyorduk. Hem bağımlı hem bağımsız değişken değiştirmesi yapacaktık hatırlayın. Burada u üzeri m'ydi bu. M'miz 1 olduğu için bu dönüşümü yapacağız. Dönüşümünü uygulayalım. Burada türevleri almak biraz daha zor gibi gelebilir ama zaten bir kez bir türevini aldıktan sonra işimiz kolay olacak arkadaşlar. Dönüşüme karar verdik. Tekrar söylüyorum. M'ye göre şu U'nun kuvveti şurada değişecekti arkadaşlar ama burada M'miz zaten 1 çıktı. Şimdi türevleri de kısi ve U'ya göre bulmamız lazım arkadaşlar. O zaman dx'i hesaplayacak olursak e üzeri kısi d kısi bu bize lazım olacak dursun burada. D'ye bölü dx'i bulabilmem için ne yapmam lazım? Y'nin kısiye göre türevini almam lazım burada. D'ye bölü d kısi. Burada da x'in kısiye göre türevini almamız lazım. Burada dikkat ederseniz çarpım geliyor du d kısi e üzeri kısi artı u çarpı e üzeri kısi gelir. X'in kısiye göre türevinde de sadece e üzeri kısi gelir. Dolayısıyla e üzeri kısiler gider. Bu şekilde kalır. Ben de notlarımda bunu kısaca yazmak adına u üssü artı u demişim. Birinci türev. Arkadaşlar ikinci türevde de zincir kuralını uygulayacağız. Y'nin x'e göre ikinci türevi de diyeceğiz ki y'nin x'e göre türevini bir kez daha türevini alırsak ikinci türevi alınmış olur. Burada türevimiz bunu getirip kullanacağız. Ama yine zincir kuralında bunun ilk önce kısiye göre kısinin x'e göre türevini almamız gerekiyor. Kısinin x'e göre evet. Şimdi o zaman getirelim artık y'nin türevini yerine yazalım. Şurada du bölü d kısi. Artı u. Dışarıda da d kısı bölü dx'in de arkadaşlar 1 bölü e üzeri kısı olduğunu görüyorsunuz. O zaman buradan arkadaşlar içeriye dağıtıyorum türevi. U'nun kısıya göre ikinci mertebeden türevi. Artı du bölü d kısı. Dışarıda da 1 bölü e üzeri kısı var. Eğer bu türevleri kapalı yazacaksanız u üstü 2 üssü artı u üssü çarpı 1 bölü e üzeri kısi ya da 1 bölü e üzeri eksi kısi de yazabilirdiniz daha sade olsun diye. Türevleri aldık şimdi denklemde yerine yazacağız arkadaşlar. Denklemimiz şuradan bakayım ben bir taraftan soruya neydi? X küp y'nin ikinci türevi. X küp y'nin ikinci türevi. Sonra diğer taraftaydı. Onu bu tarafa alırsak x, y üssü eksi y'nin karesiydi. Değil mi? Yanlış yazmıyorum. Evet. Şimdi burada yerine yazıyoruz arkadaşlar. Tüm x'leri, kısileri, etaları hepsini yerine yazıyorum. X küp
E üzeri kısinin kübü. Y'nin ikinci türevi arkadaşlar, şu bulduğumuz ifadeyi şöyle türevler kapalıyken yazalım da çok karışık olmasın. Sonra türevleri tekrar açarız. Yaz. Eksi 2 çarpı x, yani yine e üzeri kısı var. Y üssü. Y üssü ne bulduk az önce arkadaşlar burada? U üssü artı u bulduk değil mi? Evet, u üssü artı u bulduk. O zaman ben getirip burada parantez içinde şöyle aşağı ineyim biraz daha. U üssü artı u yazıyorum. Eksi y. Y'miz u e üzeri kısıydı arkadaşlar. Bunun da karesi. Eşit 0. Devam ediyorum düzenlemeye. Bakıyorum arkadaşlar, bak burada e üzeri 3 kısı var. Burada eksi kısı var. Demek ki e üzeri 2 kısı parantezine alınabiliyor. Ne kaldı o zaman burada? U'nun ikinci türevi artı birinci türevi kaldı. Şurada bunlar da e üzeri kısı kısı karesi geldiği için e üzeri 2 kısı parantezine alınabiliyor. Burada ne kaldı arkadaşlar? Bu arada şu u'lar da gidiyor. Dikkat edersiniz parantezi açınca. Sadece u üssü kaldı burada. Eksi 2 u üssünün karesi. E üzeri kısımız da sıfırdan farklı olduğuna göre arkadaşlar, pardon e üzeri 2 kısımız sıfırdan farklı olduğuna göre, benim buradaki köşeli parantezin içindeki teremimi sıfıra eşitleyerek elimde bakın bir denklem. Nasıl bir denklem? Özel bir denklem kaldı. Çünkü denklemimizde bağımsız değişkenimiz yok. Hatta arkadaşlar u da yok. U da kalmadı. Değil mi? Evet, u da kalmadı. Bu şekilde bir özel tipe giren bir denklem elde etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi biz de bunu özel tipe girdiği için en düşük türeve z demek suretiyle, değil mi? Mertebeyi indirmeyi öğrenmiştik hatırlarsanız. Denklemdeki olanları yine yazalım. Bu sefer g fonksiyonunu kullanayım. Ardışık türev de diyebiliriz hatta, değil mi? Buna direkt. Ardışık türev kaldı sadece. Ne yapıyorduk? En düşük türeve z diyorduk. Sonra bir sonraki türevi de aldığımız zaman denklem birinci mertebeden olacak. Bakın arkadaşlar, z'nin türevi artı z eksi 2 z kare. Bu artık birinci mertebeden hem de en basit değişkenlerine ayrılabilir bir diferansiyel denklem arkadaşlar. Z'leri sağ tarafa atıp dz'nin paydasını attığımızda integral almak suretiyle bunun genel çözümünü bulabiliriz. Demek ki dz bölü dx şeklinde yazarsam, karşı tarafa 2 z kare eksi z şeklinde alırsam, artık dz bölü 2 z kare eksi z eşittir dx. Bu artık değişkenlerine ayrılmış bir diferansiyel denklem oldu arkadaşlar. Her iki tarafın integralini alarak bunun genel çözümünü bulabiliyoruz. Gerçekten de basit kesirlere ayırmam gerekiyor arkadaşlar buradaki integrali alabilmek için. O zaman şöyle a bölü z, z parantezine alınca artı b bölü 2z eksi 1 mi? Eşittir 1 bölü 2 z kare eksi z. Bir taraftan da bakalım da yine notlarımıza. Evet, yanlış gitmeyelim. Şimdi burada basit kesirlere ayırmadan da arkadaşlar payda eşitleyecek olursak 2az eksi a artı bz'miz 1'e eşit. Bu ne demek oluyor? Z'nin katsayısı 0. Demek ki 2a artı b 0. Sabit sayı eksi a 1'e eşit demek. A eksi 1 demek. B de 2 mi? 2'ymiş. Evet, artık integrali alabiliriz. İntegral eksi 1 bölü z artı 2 bölü 2z eksi 1 dz eşit dx. Dx yazdım, çok affedersiniz. X kalmadı değil mi? Biz
Bağımsız değişkeni de değiştirdik. Kıs ya arkadaşlar burada. X kalmadı. Bu yüzden de oraya benim kısı yazmam gerekiyor. D kısı. Artık integrali alabiliriz arkadaşlar. Ln geliyor. Eksi ln z artı ln 2z eksi 1 eşittir kısı. Artı kefi sabit mi de ln mi almışım? Aynı şekilde alalım. Burada kontrol etme şansımız olsun. Yok, direkt C2 yazmışım. Tamam. C2. C1'i kullandık mı hiç? Şu an ilk integralini alıyoruz. C1 diyelim o zaman. Demek ki arkadaşlar buradan artık ln 2z eksi 1 bölü z eşittir kısı artı C1 şeklinde bulduk. Burada arkadaşlar z'yi yalnız bırakabiliriz. Şöyle ki yine üstel fonksiyona geçecek olursak burası da işte aslında bunu da ln alalım bence de direkt şeyden kurtulalım. Üstel fonksiyona gelince o C1 katsayı gibi kalsın. C1 e üzeri kısı olsun mesela. Evet, daha düzgün gözüküyor. Burada arkadaşlar ayrı ayrı bölerseniz bundan sonrası aslında Z'yi yerine yazmak için yaptığımız çabalar. Z'yi tek başına bırakıyoruz ki ondan sonra yerine yazacağız. Buradan da arkadaşlar Z'miz ne olacak? Z eşittir 1 bölü 2 eksi C1 E üzeri kısa oldu. Evet, Z'yi bulduk. Biz ne z demiştik arkadaşlar? U'nun türevine z demiştik hatırlarsanız. Dolayısıyla da o zaman U'nun türevi eşittir 1 bölü 2 eksi c1 e üzeri kısı. Yani burada kısıya göre bir integral aldığımızda U'yu da ne yapmış olacağız arkadaşlar? Bulmuş olacağız. Yalnız bunun integrali nasıl alınacak? Bilmiyorum, böyle bir tip integralde hatırlıyor musunuz ne yapacağımızı arkadaşlar? Şurada değişken değiştirmesi yapabilmek için bakın ben şöyle yazsam. Şurayı e üzeri eksi kısı şeklinde ya sanki e üzeri kısı parantezini almışım gibi. Şu ifade fayda eşit dediğiniz zaman bunu verir. Çünkü neden? 2 bölü e üzeri kısı. Fayda eşit deyince 2 eksi c1 e üzeri kısı yapar. Ters çevirip çarpınca da buradaki e üzeri kısı ile sadeleşir. Böyle yazmamın sebebi ne? Değişken değiştirmesiyle integrali rahat bir şekilde alabileyim diye. Artık 2 e üzeri eksi kısı c1'in tamamına t kullanmadık. T dersek eksi 2 e üzeri eksi kısı d t olacağı için ben bu integrali arkadaşlar biraz indirsek şöyle görelim. U eşittir integral du diyelim. Bu da artık eksimiz orada olmadı. Pardon, eksi 1 bölü 2'miz olmadığı için eksi 1 bölü 2 katsay olarak kalsın arkadaşlar. Dt bölü t kaldı değil mi? Bu da eksi 1 bölü 2 ln t artı burada da artık bir keyfi sabit gelecek. C2 diyelim. T'yi de yerine yazıyorum. Eksi 1 bölü 2 ln 2 e üzeri eksi t artı c1 artı c2. U'yu da bulduk arkadaşlar. Biz ne dönüşümü yapmıştık? Y eşittir u çarpı e üzeri kısı dönüşümü yapmıştık. E üzeri kısımız da x'ti hatırlayın. X'e de e üzeri kısı demiştik. O zaman ben y eşit u'yu x ile çarparsam. Bu arada t'den şeye geçmedim mi? Ha, kısıya geçtim şu kısı. Şu kısı. Şöyle. Kısı yazacağız şuraya. Tamam.
U çarpı x yapacağız aslında bakarsanız. Dolayısıyla x katsayımız burada dursun. Buraya da u'yu yazıyorum arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2 ln 2 bölü x olur aslında burası, değil mi? Ya da 2 çarpı x üzeri eksi 1 de aynı şey. C1 artı C2. Bu da bizim genel çözümümüz. Anlamadığımız bir yer var mı arkadaşlar? Bir bakalım. Ben de bir taraftan da sonucu da şöyle kontrol edeyim. Evet, integralini aldık. Yerine yazdık. Tamam. Şöyle bir yukarıdan tekrar ediyorum. İlk önce dedim ki bu az önceki gibi bir homojen mi diye baktık. Y, Y üssü, Y2 üssü yerine T'leri yazdık, katsayıları. Ama T'lere göre kuvvetler aynı gelmedi. Bunun homojen birinci durumuna girmediğini. O zaman ikinci durumda nasıl yapıyorduk arkadaşlar? İkinci durumda Y eşittir X üzeri M gibi düşünüyorum dereceleri. Dolayısıyla da arkadaşlar X'in derecesi kendisi 3. Bakın. Y'nin ikinci türevinin derecesi X üzeri M'nin bir türevini alsanız X üzeri M eksi 1 kalır. Bir türevi daha alsanız X üzeri M eksi 2 kalır. Demek ki kuvveti M eksi 2 yazdım. Burada M artı 1. Sonra bu ifadenin hepsini tek tek derecelerini M cinsinden yazıyoruz arkadaşlar. Ve bunların hepsi birbirine eşit olacak şekilde bir M var mı diyoruz. Ve M'yi 1 buluyoruz. Getirip şu dönüşümümüzde bu arada şu U üzeri M olacaktı. Burayı etkileyecekti M'nin kaç çıktığı. 1 çıktığı için dönüşüm bu şekilde dedik. Hem bağımlı hem bağımsız değişkeni değiştirdiğimiz için arkadaşlar zincir kuralını kullanmamız gerekti. Türevlerimizi bulmak için. Y'nin x'e göre türevini u ve kısı cinsinden buldum. Sonra bir kez daha türev aldım zincir kuralıyla. İkinci türevi buldum. Getirip denklemde yerine yazdım. Ve zaten homojenliği doğru bulduysanız şurada e üzeri yani aynı dereceden kısı parantezine alınması gerekiyor ki alındı. Sonra artık burasını sıfır eşitlediğim zaman bu artık özel tipte bir denklem olduğu, ardışık türevin olduğu denklem ilk hafta anlattığımız. Ne yapıyorduk? En düşük türeve z diyorduk. Sonra da bir türev daha alıyorduk. Ve denklemi yerine yazınca birinci mertebeden bir denkleme dönüşüyordu. Hatta değişkenleri ayırabilir bir denklem oldu. Onu da integralini almak suretiyle ilk önce z'yi bulduk arkadaşlar. Z'yi bulduktan sonra biz neye z dedik? U'nun türevine z dedik dedik. Dolayısıyla da u'nun türevinin bu olduğunu. Bir integral almak suretiyle de u'nun bu olduğunu bulduktan sonra yani u'yu bulduktan sonra getirip dönüşümde yerine yazdık u'yu ve kısıyı genel çözümü elde ettik. Buraya kadar anlamadığınız bir yer var mı arkadaşlar? Varsa lütfen sorun. Ben böyle soruları çözmeye devam ediyorum ama anlamadığınız yerler varsa tekrar edeyim. Devam ediyorum. Üçüncü sorum. Üçüncü sorumda da baktığım zaman yine tüm değişkenler var arkadaşlar denkleminde. Dolayısıyla özel tipte bir denkleme girmiyorsa yapmamız gereken şey demiştik. Bu homojenlerden hangisine giriyor onu bulmak. Hepsi var. Ve arkadaşlar bakın y'lere t dediğimize bakarsanız burada t üzeri 1. Burada t çarpınca t kare. Burada da t. T kare ve t'ler var. Yani yine homojenin birincisi olmuyor arkadaşlar. Bunu sezgisel olarak artık gördüğünüzü tahmin ediyorum. Yani şu şekilde x, ty, ty üssü, ty 2 üssü dediğiniz zaman böyle t'nin bir parantezinde şöyle yazılamıyor. Çünkü t'nin kuvvetleri aynı çıkmıyor. Yine birinci olmadığı zaman ikinciye bakacağız. Birinci olmadı. İkincide de baktığımız şey dereceleri alt alta yazıyormuşuz demek ki tüm terimleri. Acaba hepsinin derecesi aynı olacak şekilde bir M var mı diye bakıyormuşuz. Bakın x üzeri 4 y'nin ikinci türevinin derecesi 4. Y'nin ikinci türevinin derecesi m eksi 2 idi. Yani burası m artı 2 oldu. Devam edelim. Bu arada şunu da dağıtarak dereceye bakalım arkadaşlar. Eksi 2 x y, y üssünün derecesi de 1 artı m
artı m eksi 1'den burası da 2m yaptı. Devam ediyorum. Eksi x küp y üssünün derecesi x küpün derecesi 3, y üssünün derecesi m eksi 1 olduğu için burası da arkadaşlar m artı 2 oldu. Son terimim 4. Y karenin derecesi de x üzeri 2m'den 2m. Şimdi bunların hepsi birbirine eşit olacak şekilde bir m var mı? Yani 2m eşittir m artı 2 olacak şekilde m'miz, evet var. M eşittir 2 için sağlanıyor bu ifade arkadaşlar. Dolayısıyla yine aynı sınıfa girdi az öncekiyle, ama orada da demişti, orada m1 çıkmıştı. Şimdi m2 çıktığı için arkadaşlar dönüşümde bir değişiklik var. Ne değişiyor? Şurada u'nun derecesi diyorum ama yanlış yere yazdım ben ya. E üzeri kısinin derecesini değiştirecek, değil mi? E üzeri, evet aynen, yanlış şeyi söyledim, affedersiniz arkadaşlar. U'nun değil de şuradaki u aynı. E üzeri 2 kısı. Az önce burası da e üzeri kısıydı ya, şurası. Dolayısıyla da yeni dönüşümüm bu. İsterseniz ben şöyle yazayım. Dönüşümün genel hali x eşit e üzeri kısı, y eşit u e üzeri m kısı olacağı için m burayı etkiliyor arkadaşlar. Az önce m1'di. Şimdi m2 çıktığı için bakın e üzeri 2 kısı şeklinde oldu. Evet, o zaman türevlerim değişecek. Az önceki türevleri aynen kullanamam. Tekrar türevleri alacağım arkadaşlar. Dy bölü dx'ten başlamıştık. Y'nin kısıya göre türeviydi burası. Burası da x'in kısıya göre türeviydi. Y'nin kısıya göre türevi yine çarpım türevinden gidecek olursam u üssü e üzeri 2 kısı artı 2 u e üzeri 2 kısı, değil mi? Kısıya göre çarpım türevinden gittim. Aşağıda da e üzeri kısı kendisi türevi. O zaman e üzeri kısilerin biri sadeleşiyor arkadaşlar. E üzeri kısı parantezinde u üssü artı 2 u kalıyor birinci türevde. Gelelim ikinci türeve. Zincir kuralından gidiyoruz demiştik. Birinci türevin bir kez daha türevini alıyoruz. Ama zincir kuralını uygulayabilmemiz için ilk önce bunun kısıya göre, kısinin x'e göre. Y üssünü de yerine yazalım. Bunun bir kısıya göre türevini alacağız. Sonra da kısinin x'e göre türevi alalım. Dikkat ederseniz yine çarpımın türevi var arkadaşlar. Birincinin türevi, e üzeri kısinin türevi kendisidir. Öylece yazdım. Çarpı ikinci. Artı birinci çarpı ikincinin türevi, parantezin içinin türevini alıyorum. Bu 2 üssü artı 2 u üssü. Dışarıda da ne var arkadaşlar? Kısinin x'e göre türevi dediği ifade, yani 1 bölü e üzeri kısı var. O zaman arkadaşlar dikkat ederseniz e üzeri kısiler sadeleşiyor ve y'nin ikinci türevi ne kalıyor içeride bakalım. U'nun ikinci türevi var. Kaç tane u üssü? 3 tane yaptı. Artı 3 u'nun türevi var. Bir de 2 u var. Evet, yine tekrar kontrol ederek gidelim. Hatamız olmasın. Evet, onun ikinci türevini de bulduk arkadaşlar. Şimdi getirip denklemde yerine yazacağız. Şu denklemimizi, x üzeri 4 ile başlayan ifadeyi şurada tekrar yazalım. X üzeri 4, y'nin ikinci türevi, eksi eksi 2 x y y'nin türevi, içeriye dağıtılmış halini yazıyorum farkındaysanız, artı x küp y'nin türevi eksi 4 y kare miydi, y kare sağdaydı sanki, eksi, evet pardon, soldaymış, artıymış, artı 4 y kare eşit 0. Burada getirip tüm değişkenleri, kısileri, u'ları yerine yazıyorum. X üzeri 4 nedir arkadaşlar? E üzeri 4 kısı. Y'nin ikinci türevi yerine u 2 üssü
artı 3 u üssü artı 2 u yazdım. Geldim eksi 2 x y y üssü 2 x y dediğim u e üzeri 2 kısı bu y. Y üssü dediğimde neydi? E üzeri kısı parantezinde u üssü artı 2 u'ydu. Yaz. Şimdi şu terim. Eksi 2 x küp yani e üzeri 3 kısı y üssü yani e üzeri kısı parantezinde u üssü artı u. Son terim 4 y kare arkadaşlar o da 4 y'nin karesini alacak olursak u kare e üzeri 4 kısı yapar. Çünkü e üzeri 2 kısıydı zaten y'miz. Evet doğru gidiyorsak üstel fonksiyon ortak fonksiyona alınabilmeli arkadaşlar parantezine. E'nin kaçıncı kuvveti oluyor? 4. Burada da 4. Burada da 4. Burada da 4. Demek ki e üzeri 4 kısı parantezine gerçekten de hepsi alınabiliyor. Alalım. U'nun ikinci türevi artı 3 u üssü artı 2 u buradan geldi. Eksi 2 arkadaşlar u var burada. İçeri dağıtacağım. Eksi 2 u u üssü eksi 4 u kare yaptı. U'nunla bunun çarpımı. Tamam. Şuraya açalım. Eksi 2 u üssü eksi 2 u artı 4 u kare eşit 0. Ve her zaman e üzeri 4 kısı sıfırdan farklı olacağı için sadece parantezin içini sıfıra eşitlemem yeterli. Ve orada da sadeleşenler var. 2 u'lar gitti. U üssüler toplanıyor. Kaç tane kaldı? Bir tane kaldı. Şununla şunu topladım. U kareler de gitmiş arkadaşlar. 4 u kareler de gitmiş. Şuradan bir de eksi 2 u'nun türevi kaldı. Dikkat ederseniz özel tipte bir denkleme dönüştürüyor bu dönüşüm arkadaşlar. Nasıl özel tipte? Bu denklemde ne yok? Bakın u var, birinci türevi var, ikinci türevi var ama bağımsız değişken yok. Yani kısi yok. Kısi olmuyorsa ne yapıyorduk arkadaşlar? Yine u'nun türevine p diyordum. Ama bu p'miz u'ya bağlı bir fonksiyondu. Unutmayın. U'nun ikinci türevini aldığınızda p çarpı p üssü şeklinde türevimi alıyordum burada arkadaşlar. Dolayısıyla da artık bunları getirip yerine yazabiliriz. Yazıyorum. Dönüşümü ile diyelim ki ne yaptığımızı burada unutmayın. Dönüşümü ile. U2 üssü P çarpı P üssü oldu. Artı U üssümüz P eksi 2 U P eşit 0. Hepsinde P ortak arkadaşlar. P parantezini alırsam P üssü artı 1 eksi U şeklinde gelecek ve burada P eşit 0 olabilir. Ya da P'ye bağlı şu parantezimiz 0'a eşit olabilir arkadaşlar. İki ayrı durum şeklinde karşımıza geldi. Zaten P eşittir 0'dan basit bir ifade geliyor. O zaman şöyle diyelim. Birincisi P'nin 0 olma durumu. O zaman P 0'sa U'nun türevi 0 demek. Bu da U'nun C1 yani sabit olduğunu. U C1 ise de arkadaşlar y eşittir C1 çarpı x kare şeklinde bir çözüm geliyor. Birinciden. İkinci kısma bakacak olursak yani parantezin içinin p üssü artı 1 eksi u'nun sıfıra eşit oldu. Bu da değişkenlerini ayırabilir bir denklem arkadaşlar. Dp bölü du olduğu için burası. Bu da eşittir. İntegral. Hocam. Efendim? U'nun katında 2 yok. Ne yok? U'nun kasını mı yazmışız? Doğru söylüyorsun. Nerede? Şurada mı? Şurada. 2 var. 2'miz nerede? Şurada. Şurada bir 2 var. Evet.
Şimdi arkadaşlar integralini alacak olursak 2u eksi 1 du şeklinde p'miz u kare eksi u artı c 1 oldu. Biz şimdi neye u dedik arkadaşlar? Daha doğrusu u'nun türevine p demiştik. Dolayısıyla bir integral daha almak suretiyle de u'yu bulacağız. U'nun türevine p demiştik. Aşağı iniyorum. Buradan da u'nun türevi eşittir u kare eksi u artı c 1. Buradan bir integral almak suretiyle de arkadaşlar u'yu bulacağız ama du'nun paydasını atmam lazım. Benim bunun tamamını bu da eşittir d kısı yazarsam bu artık değişkenlerine ayrılmış bir denklem. Her iki tarafın integralini almak suretiyle de ne yapacağız? U'yu bulacağız. Yine bir aslında basit kesirleri ayırma değil de burada şöyle bir şey yapabiliriz. Tam kare haline getir. Yine 2'yi gene mi yazmadım ben? Yok. İntegralde aldım. Değil mi? Ha, tamam. İntegraldeki 2 gitti. Peki şu notlardan da bir takip etmeye çalışıyorum. U kare eksi 2 u. 2 kat sayıda mı? Değil. Orada sanki p üstü artı 2 demişim. Acaba ben 2 eksik mi yazdım? 2p gelmiş. Hemen bir kontrol edelim. Hatamız varsa düzeltelim. Şurada bir 2 mi var? U üstü bir tane kaldı. U üstü bir tane kaldı. Peki notlarda kimde? 2 u üstü. 3 u üstüymüş burada. Şuraya. 3 u üstü doğru. Ama şu eksi 2 dediğim için. Peki burada niye 1 çıkarmış? Belki notlardaki yanlışsa notlardakini düzeltiriz. U üstü artı 2 u. Orada 2 yok. U üstü artı 2 u. Şimdi kat sayısında şu 2 var mı? Soruya bakalım. 2xy artı x küp. 2xy y üstü artı x küp. Burada 2 var. Şu 2 var. 2. Hatta burayı da 4 yaptı. Doğru. Ha, şurada 2 var mı? Olmalı. Değil mi? Parantezin başında bu 2 çünkü. 2 u üstü artı 2 u diye. Ben şu ana kadar bizim doğru. Parantez içindeymiş arkadaşlar, affedersiniz. Ben onun parantezin dışındaymış gibi hareket ettim. En sondaki p'nin katsayısını etkileyecek. Soru gitmeyecek yani, panik olmayalım. Şuradaki 2'yi ben içeri dağıtmışım. Burada 2 yok. Burada 2 olmayınca 2 u üssü dediğim için şurası u üssü olacak. Peki u'lar nasıl gitti o zaman? Bir u burada var, eksi u. Burada da u kare eksi 2 u artı 2 u. U'lar gitti de bu u'lar nasıl gitti? Bir u da burada mı var acaba? Bakın. 2 u. U üstü artı 2 u. Tamam. U üstü artı 2 u ya türevimiz arkadaşlar şurada. Kaleme geçelim. Dolayısıyla evet u'lar gidiyor. U üstü artı 2 u. U'lar gidiyor. Şurası oldu şimdi arkadaşlar. Tek eksik yazdığım şey şurada da bir 2 gelecek. O da p'nin katsayısını değiştirecek. Orada da bir 2 var. Şurada da bir 2 var. 2 2 O zaman integralde 2 u gelecek arkadaşlar şurası. İntegralimizi çok etkiler. Şimdi burayı tam kare şeklinde yazacağız ya. U eksi 1'in karesi diye. Tamam. Dolayısıyla da ben artık bunun integralini alırken şurayı neredeyiz yine mouse'da?
şurayı tam kare şeklinde arkadaşlar u eksi 1'in karesi u kare eksi 2 u artı 1'dir. 1 ekleyip 1 çıkardığımı düşünürsem bu integrali alabilirim. Hatta burayı da arkadaşlar du bölü, çünkü 1 artı x kare formatına getirmeye çalışıyorum. Arktanjant yazacağım. Arktanjantı yazabilmek için burayı u eksi 1 bölü karekök c1 eksi 1'in parantez karesi şeklinde yazdığımda, böyle yazabilmem için bir de buraya fazladan kök c1 eksi 1 gelecek. Evet, bunu artık ben 1 bölü kök c1 eksi 1 çarpı ark tanjant u eksi 1 bölü kök c1 eksi 1, bu da eşittir kısi artı c2 yazabilirim. Buradan da arkadaşlar tanjant kök c1 eksi 1 çarpı kısi artı c2. Bu tanjantın açısı yalnız. Bunun tamamı tanjantın açısı arkadaşlar. Eşittir. Karşı tarafta u eksi 1 bölü kök c1 eksi 1 oldu. Dolayısıyla da u'yu da yalnız bırakabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuraya sığdırayım. Sayfamızda yeterli kalmadı çünkü. Neredeyiz mouse? Buradan u'yu yalnız bıraktığınızda nasıl yalnız bırakacaksınız? Paydayı karşıya çarpım olarak geçireceksiniz. Bir de artı 1 ekleyeceksiniz. O zaman kök c1 eksi 1 çarpı tanjant açısı kök c1 eksi 1 çarpı kısi artı c2 artı 1. Bu da bizim u'muz. U belliyse arkadaşlar y'ye geçmek kolaydı. Çünkü neden? Y eşittir x kare çarpı u dönüşümü yaptık. Yazıyorum yerine. Biraz katsayılarım karışık gibi ama kafanız çok karışmamıştır inşallah. Tanjant kök c1 eksi 1 kısı yerine ln x demem lazım. Kısiden de kurtulacağım. C2 artı 1. Bu da genel çözüm arkadaşlar. Bir bakın bakalım, bir anlamadığınız bir yer var mı? Varsa sorunuzu alayım. İnşallah anladığınız yer vardır. Diğer bir tanesi de üçüncü homojenimizde arkadaşlar. Şimdi ikinciden bir tane yapmış olduk da ben onun da şu uygulamayı geçen hafta demiştik ya, bir şey vardı, yazım hatası var diye. Uygulama burada mıydı? Yok, bu değil de öteki konu. PDF'de. İkinci hafta teorikte örnek kısmına bir gelelim. En sonki örneğimiz. Biraz o da çok uzundu ya. Şu. Şimdi burada baktığımız şey neydi arkadaşlar? Dx, dy türevleri ayrı ayrı yazıyorduk. Bu da bizim son homojenimiz zaten. Bu şekilde homojen çıkıyor mu diye bakıyorduk hatırlarsanız. Dönüşümü yerine yazarken şu soruda, soru da biraz uzundu tabii ki. Şurada bir yazım hataları vardı arkadaşlar. Ben onları düzelttim. Şu parantezlerin açılımından sonra şurada bir yazım hataları vardı geçen haftaki şeyde. Bunu tekrar düzelttim. Dolayısıyla da artık şu işlem hatalarını düzeltince son elde edilen denklem doğruydu ama hani şu arada biraz yazım hataları vardı. Onları düzelttim. Bu son hali e-campus'e de yükledim arkadaşlar. Orada da böyle bir denklem elde etmiştik. Bilginiz olsun. Şimdi ben bunu sayfa eklediğince yukarı mı ekleyecek? Bir sayfa daha eklediysem. Page. Insert. Sayfa desek nereye ekleyecek? Başına eklemedi mi? Sona ekledi. Heh, güzel. Şimdi burada bir de malum aralık integrali de öğrendik. Bir, en azından bir soruda ona yetiştireyim. Sonra
Pardon, değil bir sorumuz olmuş olacak. Şöyle bir sorularımız vardı arkadaşlar. Bu çözümlü örnek olarak notlarda yok. Soruyu ben kendim buldum. Yazalım, çözelim dedim. Y'nin birinci türevi arkadaşlar. Üçüncü türevi. İkinci türevinin karesi. Artı birinci türevin karesi çarpı ikinci türevi. Genel çözümü bulun şeklinde. Dikkat ederseniz arkadaşlar bu denklem özel tipe giren bir denklem. Neden özel tipe giriyor? Hemen bunu görmeniz için hep söylüyorum arkadaşlar. Denklemde hangi değişkenler bulunuyorsa bir yazın. Bakın en düşük türev birinci türev. İkinci var, üçüncü var. Dolayısıyla da en düşük türeve z dersek mertebenin bir düşeceği belli. Denklem z çarpı z'nin ikinci türevi. Çünkü neden? Birinci türevde bir kez daha türev alınca z üssü oluyor. En son üçüncü türevde z'nin ikinci türevi oluyor. Şu an mertebe 3. 2'ye düşüreceğim bakın. Hepsini bir tarafa topluyorum bu arada. Z'nin türevinin karesi artı z kare z üssü. Şu an ne yaptım? Mertebeyi şu da eksi. Aradaki işaret. 2'ye düşürdüm. Ama hala özel tipte bir denkleme giriyor arkadaşlar. Z var artık ama bağımsız değişken yok. Bakın yine olanları yazarsam artık bu g olsun bu arada. Aynı fonksiyon olmasın. Z var. Z'nin birinci türevi var. Z'nin ikinci türevi var. Ama ne yok? Bağımsız değişken x yok. Bağımsız değişken yoksa yaptığımız şey neydi? Z üstüne p diyorduk arkadaşlar. Ama p'nin z'ye bağlı bir değişken olduğunu unutmayın diyorduk. Ve dolayısıyla bu da p çarpı p üssü çıkıyordu. Zincir kuralından. Dönüşümü ile diyelim. Z, z2 üssü. Demek ki burası z, p, p üssü. Eksi p kare, eksi z kare, p eşit 0. Yine bir p parantezine alınabilir arkadaşlar. P'ler bir sadeleşebilir. Oradan bir c1'e bağlı bir çözüm çıkabilir. P üssünü yalnız bırakmamız için her tarafı ZP'ye bölersem o zaman ben türevi yalnız bırakıyorum. ZP'ye bölersem P bölü Z ZP'ye bölersem Z. Bu hangi denklem oluyor? Denklemi dikkat ederseniz P'ye göre lineer oluyor arkadaşlar. P bağımlı değişken, Z bağımsız değişken. P'ye göre lineer. Lineer denklemin de genel çözümünü biliyoruz. Dolayısıyla ben bunu P eşittir. E üzeri integral dz bölü z. Eksiler gitti formülden gelen eksiyle. C1 artı integral z çarpı e üzeri integral eksi dz bölü z şeklinde genel çözümünü bulacağım. Arkadaşlar e üzeri ln z'den z geliyor burada. C1 artı bu da z geliyor. Pardon z var. Bir de 1 bölü z var. Sadeleşiyor. Sadece 1 kalıyor. O zaman da arkadaşlar bu integralden c1 artı z geliyor. Yani biz p'yi ne olarak bulduk? C1 z artı z kare şeklinde bulduk. Nz p dedik arkadaşlar. Biz p'yi nerede kullandık? Z'nin türevine p demiştik. Dolayısıyla o zaman dz bölü dx'imiz p'miz neye eşitmiş? C1 z artı z kareye. Bu da birinci mertebeden hatta değişkenlerine ayrılabilir bir diferansiyel denklem. Dz'nin paydasını atacak olursam sağ tarafta da dx kalıyor ve integral almak suretiyle z'yi bulabiliyoruz. İntegral almak için basit kesirleri ayırmam gerekiyor arkadaşlar.
Şimdi bunun basit kesirlere ayırım şekli A'mız 1 çıkıyor. B'miz de eksi 1 çıkıyor. DZ. O zaman buradan ne çıkacak? Ln Z eksi ln Z artı C1 eşittir X artı ln C2 diyelim mi? Ln C2 sadeleşsin diye. Çünkü buradan ln Z bölü Z artı C1 şeklinde yazınca üstel fonksiyona geçeceğim. Amacım Z'yi yalnız bırakmak. Dolayısıyla da arkadaşlar Z bölü Z artı C1'imiz neye eşit olacak? C2 E üzeri X'e. Şimdi gelin Z'yi yalnız bırakalım. Onun için de karşı tarafa çarpım halinde gittiği zaman C2 E üzeri X çarpı Z artı C1'imiz artık Z'imizin kat sayısı, dikkat ederseniz paydaya gelecek, 1 eksi C2 E üzeri X oluyor. Pay kısmında da C1 C2 E üzeri X kalıyor. Evet, Z'yi de bulduk. Son dönüşümümüz neydi? Biz Y'nin türevine Z demiştik arkadaşlar en başta. Dolayısıyla bir kez daha türevi alırsak Y'yi bulmuş olacağız. Demek ki Y'nin türevi C1 C2 E üzeri X bölü 1 eksi C2 E üzeri X. Dikkat ederseniz aşağının türevi yukarıda aslında eksi 1 farkıyla var. O zaman sanki değişken değiştirmesi yaptığımızı düşünürseniz aşağıya T derseniz DT yukarıdaki olduğuna göre ln gelecek. Y eşittir eksi ln 1 eksi C2 E üzeri X. Yalnız bir de C2 E üzeri X. C1 mi olacak değil mi? Çünkü şu C1 kat sayı, o şuradan gelmiyor. Şurada bir C1 mi olacak? C1. Artı son integralden dolayı bir de C3. Burada bir integral aldığım için. Evet, bu da arkadaşlar bizim genel çözümümüz. Evet, soruya şöyle bir bakın bakalım. Bir anlamadığınız bir yer varsa, sorunuz varsa alabilirim arkadaşlar. Anlamadığınız yeri. Farklı türde sorulara genellikle bakmaya çalışıyorum ama aslında epey de soru tipi de var arkadaşlar. İstediğiniz kadar da tabii ki artırabilirsiniz soru tiplerini. Örnekleri de ben gerçi bırakmaya çalışıyorum. Şeyde, notların içinde de var arkadaşlar örnek sorularımız. Ama yine de mümkün mertebe biz de çok çözelim ki daha iyi anlaşılsın diye düşünüyorum. Var mı burada anlamadığımız bir yer? Son bir tane daha çözeyim o zaman. Kısa bu sorun, çok uzun değil. Son sorumuz olsun. Örnek. Bu da arkadaşlar Y'nin 3. türevinin kübü eksi X çarpı Y'nin 3. türevi artı Y'nin 2. türevi. Genel çözümü isteniyor. Soruya dikkat edecek olursanız hangi özel duruma giriyor diye bakmak lazım ilk önce. Özel bir duruma giriyor mu diye. Giriyor. Çünkü dikkat ederseniz evet x var ama y'nin ikinci türevinden başlamış. Y'nin kendisi birinci türevleri bulunmadığı için bunun mertebesi çok rahatlıkla y'nin ikinci türevine z diyerek düşürülebilir değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla da bu da z üssü olur. Yani bu ardışık türeve de benziyor. Ardışık türevde x olsa da olmasa da arkadaşlar mantık aynı. En düşük türeve z demek. Sonra dolayısıyla mertebeyi düşürmek. O zaman bu da artık z'nin türevinin kübü eksi x çarpı z'nin türevi
artı z şeklinde birinci mertebeden bir diferansiyel denkleme dönüşüyor. Acaba bu denklemi tanıyabildiniz mi? Yine birinci mertebeden, yani birinci dönemden öğrendiğimiz bir denklem. Bakın z'yi yalnız bırakayım. Hani lineer olmayan bir denklem ya. Z'de yalnız bırakılınca ne oluyordu acaba? Şöyle diyeyim. Z'nin türevine p dersek acaba denklemi tanıyabilecek misiniz? Z eşittir px ya da xp diyecektim, pardon. Xp'li terim varsa o denklemin adı neydi? Lineer olmayanlarda. Döndüraş mı hocam? Ya da Clairaut. Clairaut Lagrange'in özel haliydi hatırlarsanız. Ve genel çözümü de hatta P yerine C yazınca direkt çıkıyordu ya arkadaşlar. Bu bir Clairaut denklem. Eğer XP'yi görüyorsanız Clairaut diyorduk hatırlarsanız. Dolayısıyla da oradaki özelliği kullanalım arkadaşlar. P yerine C yazınca direkt genel çözüm çıkıyordu. Biz C1 yazalım. Tabii onun nereden geldiğini hatırlıyorsunuz. Türev alıyorduk. P üssü 0 geliyordu. O yüzden P eşit C1 çıkıyordu. Ama hani çok da soruyu uzatmamak adına o özelliği direkt kullanacağım. C1x eksi C1'in kübü şeklinde Z'yi elde ediyoruz arkadaşlar. Artık geriye dönüş yapacağız. Biz ne Z dedik? Y'nin ikinci türevini Z dedik. İntegral alarak Y'yi bulana kadar devam edelim. Bir integral alırsam C1 x kare bölü 2 eksi C1'in kübü x artı C2, bir integral daha alırsam zaten bulmuş oluyorum. Y eşit C1 x küp bölü 6 oldu burası. Eksi C1'in kübü x kare bölü 2 artı C2x artı C3 genel çözüm. Evet, bu sorumuz da bitmiş oldu arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar kolay konular değil, zor. Malum lineer olmayanlar zaten zordur. Bir de mertebe yükselince daha da zorlaşıyor arkadaşlar. O yüzden hani mümkün mertebe de ne kadar çok örnek çözeyim desem de sorular da uzun. Çok da çözmedik. Kaç tane? Toplam 5 soru çözdük herhalde. 2 burada var. Aynen. 3 tane de örneklerimiz de var. 5 tane soru ancak çözebildik. Yine de çözmeye devam edeceğim. Yarın son bir durumumuz daha var. Onu da vereceğim. Özel tipe giren bir lineer olmayan. Dolayısıyla lineer olmayanların konusunu yarın inşallah bitireceğiz arkadaşlar. Artık ondan sonra da lineer diferansiyel denklemlere başlayacağız. Bu son sorumuzda da anlamadığımız bir yer var mı? Sorulara bakış açınızı unutmazsanız arkadaşlar zorlanmazsınız. Biraz böyle zor gibi geliyor ama şu son sayfayı da bu arada silelim, gerek kalmadı. Şunu, burada bitsin sorunun bu sayfamız. Yanlış yeri silmedi inşallah. Ha, yukarı atmış arkadaşlar. Olsun. Şeyden bağımsızdı zaten. Öbür eklediğim iki sayfayı yukarıya atmış. Sonrasında şeyler var. Yukarı mı atmış? Bakayım iki. İkisinin arasına atmış sanki. Yok. Üç gibi. Aynen. Şurada bir sayfa karışıklığı oldu arkadaşlar. Ekleyince demek ki sona değil şey yapmış. Bakayım. Bu soru bu sayfaya ait. Burada karışmaz. Bu üçüncü soru burada. Tamam. Ama şu kısım, şu. Üçüncüsündeki bu son kısım var ya, o bir önceki sayfadan kalın. Şu. Şuranın devamı. Sonradan eklenen sayfayı araya atıyor. Ona dikkat edin. İsterseniz şöyle üstüne numara vereyim ben. Kalemle yazayım size. Bu birinci sayfamızdı. Şöyle renkli kalemle şuraya bir diyelim. Bir. Bu ikinci sayfamızda şuraya yine renkli kalemle iki diyelim. İki.
Bu artık dördüncü sayfa olacak, değil mi? Üç aşağıda kaldı. Sayfa numarasını şuraya yazıyorum. Dört. Arkadaşlar bu da üçüncü sayfamız. Toplam o zaman dört sayfalık soru çözmüşüz. Bunu yine Teams'ten göndereceğim. Şeyden de gerçi gönderiyorum. E-Kampüs'ten. Bunlar da size gerekiyor arkadaşlar. Elinize soru olması anlamında. Bugün 1 Nisan. Buraya 1 Nisan dedi, tarihini de yazayım. Bunları da E-Kampüs'ten de göndereyim. Teams'ten de göndereyim. E-Kampüs'te de konu kısımlarını da yüklüyorum. Takip edin arkadaşlar. İndirin, orada elinizde bulunsun. Bugünlük bu kadar. Sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey yoksa lütfen zor diye böyle bir gözünüzde büyütüp de çalışmamazlık yapmayın arkadaşlar. Zor olanlar tabii ki, lineer olmayanlar en zoru. Bol soru çözerek o zorluğu da aşmaya çalışıyoruz. Ama lineerlere geçtiğimiz zaman işimiz birazcık daha kolay olacak. Hani baştan, dönemin başından böyle zor ama bu ders dönemin tamamı zormuş gibi düşünmeyin. Sadece uzun, denklemler uzun ister istemez. Kısaltamıyoruz mertebe yükseldiği için. Elimizden geldiğince bol örnek çözerek, hatta size çözümlü örnek bıraktığım örneklerin sayısı biraz daha fazla. E-Kampüs'ten indirin onu lütfen. Çözmediklerimiz de var orada, bakarsınız. Kendiniz de test edin bakalım anlayıp anlamadığımızı. İnşallah anlayarak devam ediyoruzdur. Sorunuz yoksa bitiriyorum arkadaşlar dersi.